Merhaba değerli izleyicilerimiz. Hatay Altınözü Gazetesi. Bugün Antakya ilçesindeyiz. Antakya ilçesinden herkese selamlarımızı iletiyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizlere bugün önemli bir duyuru yapmaktayım. Sizlere elimizden geldiği kadar Hatay Altınözü Gazetesi olarak yayın yapıyoruz. Evet değerli izleyiciler, biliyorsunuz yaklaşık 3 aydır ülkemizde ve dünyada koronavirüs vakasından karşılaşmaktayız ve bu şekilde hastalıklar var ve yetkilerimiz her zaman bu şekilde önlem almalarını her zaman sosyal medyada ve normal basın tarafında demeçler verip de bu koronavirüs nedeniyle önlemler alması gerektiğini hep söylüyor. Bu şekilde de biz sizlere elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık ve sizlere bilgilendirmeye çalıştık. Şimdi sizlere çok önemli bir konuyla size aktaracağım. Ve şimdi Altınözü'nde biliyorsunuz daha önce Türkiye'de ve Avrupa'da, dünyanın her tarafında koronavirüsle ilgili mücadele yapılmaktaydı. Biz ilk Altınözü'nde önlemler yapılmamıştı. Biz o zaman hep önlemler neler yapılıyor, Altınözü'nde koronavirüsle ilgili önlemler neler aldınız diye daha önce haberini yapmıştık. Ve daha sonra da yavaş yavaş yetkilerimiz tarafından önlemler almaya başladı. Ama ne kadar önlemler aldı sizlere bugün anlatacağım. Biliyorsunuz Altınözü'nde son zamanlarda koronavirüs vakası çoğalmaya başladı ve bu şekilde de Altınözü ilçesi, şöyle diyelim, 2 ay önce o kadar tehlikeli bir koronavirüs hastası yoktu ama Altınözü'nde koronavirüs hastalığı gün güne daha fazla artıyor. Size buradan belirtmek isterim. Bir günde de size önemli olan aktaracağım konu da koronavirüsle ilgili. Dün gece saatlerinde Altınözlü bir kardeşimiz koronavirüs vakasıyla şu an devlet hastanesinde görev yatmakta ve tedavi altına alındı. Bu arkadaşımızı biraz sonra nerede çalışıyor, ismi nedir, nereli, kim olduğunu sizlere buradan aktaracağım. Ben şu an Antakya'dayım. Antakya ilçesindeyiz ve burada Antakya ilçesinin neresindeyiz sizlere buradan biraz sonra göstereceğim. Evet değerli izleyicilerimiz, her zaman devletimiz koronavirüsle ilgili önlemler alın, mücadelesini verin diye bu şekilde çağrıda bulunuyorlardı. Ama maalesef Altınözü ilçemizde, Altınözü ilçemizi yönetenler buna kulak vermiyor. Çünkü neden vermiyor? Bunu size şunu belirtmem. Bir gün Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı kendisine ait ve kardeşlerine ait Sarıtaş Uluslararası Taşımacılık Firmasının bir şoförü dün gece koronavirüs tespit edildi ve şu an devlet hastanesinde tedavi görmekte. Bu şekilde Altınözü Belediye Başkanı bir firmasına ait olan ve bu şekilde kendi özel firmasında şoförü koronavirüs vakası ve tespit edildi ve şu an o kardeşimiz, ilk önce kendisine Allah şifalar versin diliyoruz ve şu an hastanede tedavi altına alındı. Şu an gördüğünüz, şimdi göstereceğim, karşıda Sarıtaş Uluslararası Taşımacılık Firması bünyesinde çalışan, Çeteni Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Abay adıyla bu arkadaşımız, bu kardeşimiz, bu hemşerimiz şu an hastanede yatmakta. Neden yatmakta? Koronavirüs vakası olduğunu tespit edildi ve şu anda devlet hastanesinde tedavi görüyor. Bu Sarıtaş kime ait? Sarıtaş firması Altınözü Belediyesi Rıfat Sarı'nın ve kardeşlerine ait. Ve bu şekilde de şu an Sarıtaş Nakliyat firması
şoförleri bir tanesi koronavirüs olarak tespit edildi ve şu an Yılmaz Abay adında bir beyefendi 37-38 yaşlarında şu an hastanede yatmakta. Buradan biz şunu diyoruz Hatay Altınözü gazetesi olarak, bir belediye başkanının özel firmasında önlem almıyor ve Altınözü'nde de aynı şekilde önlem almıyor. Bu Yılmaz Abay beyefendinin şu an koronavirüs vakası olan kardeşimiz Çetenli Mahallesi'nde ikamet etmekte. Bundan dolayı da şu an Altınözü'nde bu şekilde Çetenli Mahallesi'nde, tabii ki bu kardeşimiz belki de başkalarına müdahale etmiştir, dokunmuştur, temas etmiştir. Burada da böyle bir sıkıntı olabilir nitecinde şu an devletimiz hemen hem Çetenli Mahallesi'ne hem de bu Sarıtaş firmasına bir an önce hem şoförlerine hem çalışanlarına hem oradaki müdürlerine bir an önce müdahale edip koronavirüs vakasından dolayı, vakası olabilirler. Ondan dolayı da bu şekilde bir an önce devletimiz buna el atması lazım. Şimdi bir belediye başkanın, bir ilçenin belediye başkanı kendi firmasında bu şekilde koronavirüs önlemleri alamıyorsa, zaten Altınözü'nde almıyor. Çünkü Altınözü'nde gittikçe gün güne koronavirüs vakaları çoğaltmakta ve kimse bununla ilgili müdahale edilmiyor, önlemler alınmıyor. Biz buradan Hatay Altınözü gazetesi olarak her zaman bu şekilde yetkilerimize buradan bildirmiş olacağız ve önlemler alınması için gereken yapılmasını talep edeceğiz. Evet, bundan dolayı da bu şekilde böyle bu sıkıntı. Bundan dolayı da bu şekilde sizlere Hatay Altınözü gazetesi olarak size bunu aktarmak istiyoruz. O yüzden Altınözü ilçesi şu an gerçekten koronavirüs nedeniyle zor durum yaşıyor. Bundan dolayı da yetkilerimiz bununla ilgili gerekenin yapılmasını istiyoruz. Evet, biz buradan Hatay Valimize bir an önce buradaki Sarıtaş firmamızın müdahale edilmesini, çünkü Sarıtaş Mahalle firmasında başka şoförler vardır. Muhakkak Allah korusun, inşallah başkaları koronavirüs vakasına yakalanmamıştır. Bunların önlemleri için biz Hatay Valini bu konuda göreve davet ediyoruz. Ve Çetenli Mahallesi'nin bu konuda da koronavirüsle ilgili önlemler almasını talep ediyoruz. Biz Hatay Altınözü gazetesi her zaman sizlere bu şekilde